Merhabalar. Bugün size bahsetmek istediğim kitap Leonid Andreev'in Kızıl Kahkası. Yine bugün bitirdiğim bir kitap oldu. Gün içerisinde. Zaten kısa, 76 sayfalık kısa bir roman. Bu kitap Andreev'in en önemli iki kitabından biriymiş. Daha önce pek bilgi sahibi olmadığım bir yazar. Birincisi Kızıl Kahkaha 1905 yılında basılmış. İkincisi de Vali yine aynı 1905 yılında basılmış. Andreev'in Rusya'nın Rus-Japon Savaşı'ndan mağlup çıkmasıyla beraber yazdığı bir kitap. O savaştan etkilenmiş olacak ki biliyorsunuz bu savaşta Rusya ağır bir mağlubiyet alıyor. Beklemediği bir mağlubiyet alıyor. Çünkü biraz işin tarihi kısmına değinmek gerekirse o döneme kadar Asya topraklarında yenilmeyen, neredeyse yenilmeyen Rusya Japonya'ya karşı çok ağır bir yenilgi alıyor. Ve bu savaş onların Asya Asya'ya olan düşüncelerini, siyasetlerini neredeyse bitirmesine yol açıyor. Andreev de bu şoktan etkilenmiş olacak ki Kızıl Kahkaha kitabını yazıyor. Bu kitabın içeriğinde normalde pek değinmiyorum ama kısa biraz değinmek istiyorum. Ondan sonra kitapla ilgili görüşlerime geçeceğim. Kitapta savaşın insanlar üzerinde bıraktığı etkiden, tesirden, insanlık dışı olaylardan, insanların aklını yitirmesinden, ve buna benzer birçok yaşadığı kötülüklerden bahsediyor kitapta. Tabii düşünce olarak çok güzel düşünülmüş. Yani bir savaşın insanlar üzerinde bıraktığı etkiyi konu almak bir roman için çok etkili bir konu. Ama maalesef konunun etkililiği eserin kalitesinde bir numaralı etken değil. Bunu yazıya da dökmek lazım. Bu konuyla da ilgili videolar çekeceğim. Bir roman yazımında etkileyici unsurlar, etkileyici bir romanın temel özellikleri vesaire vesaire. Bununla ilgili video çekeceğim. Şimdi kitap hakkında konuşmam gerekirse, dediğim gibi konuyu çok beğenmiştim. Okumadan önce zaten ilk önce bir konusunun ne olduğuna baktım. Oradan etkilenerek okumaya başladım. Ama pek ama pek aradığımı söyleyemeyeceğim. Çünkü ee, Birincisi sürükleyicilik açısından bakalım. Kitabın pek e, sürükleyici olduğunu söyleyemem. Çünkü bir e, çok teknik detaylara gireceğim ama kitabın içerisinde sürekli mışlı mişli geçmiş zamanı, dığlı değil geçmiş zamanı çok fazla kullanırsak bir olay akışı esnasında geçmişe gidip öyle yapmıştım, böyle yapmıştım, yapmıştım, etmiştim, gitmiştim gibi çok fazla uzatırsak bu romanın akıcılığına engel bir durum. Bu kitapta maalesef olay akışı e, çok ilerleyemiyor. Yani kitap öyle bir yazılmış ki çok fazla e, ara yollara sapılmış. Akıcılığını olayın sürgüsünün e, inmeli inmesini engelleyecek çok fazla e, durum var. Buraları yine kesmeyeceğim dediğim gibi. ya Çok teknik girdim farkındayım ama e, akıcılık bir kitapta 3-4 e, temel noktadan bir tanesi. Konunuz ne kadar iyi olursa olsun, anlatım e, ifadeleriniz ne kadar etkili olursa olsun, kitabı okuyucuya okutturmanız lazım. Elinden bıraktırtmaması lazım. Bir sayfa daha, bir sayfa daha, bir sayfa daha. Bu zamana kadar severek okuduğumuz tüm romanlar böyle olmadı mı? Sürekli bir sayfa daha okuyarak, bir sayfa daha okuyarak bir bakmışız, bitirmişiz kitabı. Ama e, bu kitapta maalesef... O hisse kapılamıyoruz. Yazarı özellikle mi e, romanın kısa olmasından kaynaklı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu kısa romanlarda karşılaşılan bir durum, yeterince e, etkileyici olmuyorlar. Mesela çoğu insan e, kolaya kaçmak için kısa romanlara yönelirler. Daha çabuk bitireyim, bir günde bitireyim, hani bir kitap okumuş olayım diye. Böylelerini rastlamak mümkün. Gülmeyin bunu dediğime. Ama e, 70-80 sayfalık bir romanın bile 33 sayfasında ellerinden bırakırlar ve da bir daha almazlar ellerine. Böyle durumlar da ortaya çıkıyor. Bu kitapta da biraz öyle oldum. Yani bir okuyucunun romanı okuması lazım. O kitaptan, kitapla gözü arasındaki ilişkiden çıkıp hikayede kendine bir yer edinmesi lazım. Ya kendini bir başrole, başrolün yerine koyması lazım. Ya bir ara karakterin yerine koyması lazım ya da o olay esnasında o dünyada bir izleyici olması lazım. Eğer bunu yapamıyorsak ve sadece burada gördüğümüz kelimeleri okumakla yetiniyorsak bu kitap bizde çok etki bırakmamış demektir.